84'e kadar bu okuldaydım. Şu anki okul müdürümüzün de sınıf arkadaşıyım, Ender Bey'im. O yüzden bunu kandırdım. Türkiye'nin ilk lise FPV yarış takımını Sercef'te kurduk. Şu anda şu önde oturan güzel insanlar, bugün üçüncü kez üçüncü takımımızı eğitiyoruz. Şimdi FPV nedir diyeceksiniz. Benim ismim Can Tayfun bu arada. 9 sene de bitirdim ben Sercef'i. Bir sene biraz eğlendim. Siz yapmayın ama. Güzel zamanlarda o zamanlar. Ama siz daha hızlı koşuyorsunuz. O yüzden vaktiniz az. Teknolojiye, her şeye yetişmeniz gerekiyor. Biz niye girişimcilik haftasına sizin davetinizle geldik? Önce teşekkür ederiz. Çok yeni bir sporla, çok yeni bir meslekle uğraşıyoruz. En kısa yolunu da anlatayım. Ben 2018 yılından beri Erkekler Konuşuyor ama bu defa farklı konuşuyor diye bir proje yapıyorum. Toplumdaki farklı sınıflardan, farklı yaş grubundan erkeklerle erkekliği konuşuyorum. Merak ettiniz mi? Erkekler Konuşuyor sayfasına girin. Dünya mı değişiyor, insan mı değişiyor kısmında farkında mısınız? Ne değişiyor? Dünya mı değişiyor, insan mı değişiyor? İnsan değiştiği için sanki dünya değişiyormuş gibi yaratıcı liderlik, değişen dünyada yaratıcı liderlik diye bir şey. Dünya olduğu yerde kendi döngüsüyle devam ediyor. Mevsimler aynı ama insanoğlu bu döngünün en büyük hem tetikçisi hem de engeli oldu değil mi? Mevsimler değişti. Çevre kirliliği, sürdürülebilirlik konusu zaten dünyayı kurtarmak için çıkan bir kavram. Şimdi kendimden başlayan bir hikayeyle anlatayım. Sibere'yi bilenler var mı, nerede olduğunu? Urfa'nın nerede olduğunu bilenler var mı? Ama gerçekten sizin kariyerinizi şekillendirecek şey stajlar olacak. Olabildiğince çok farklı şirketlerde, farklı pozisyonlarda staj yapmayı ihmal etmeyin. Bu sadece ne yapmak istediğinizle ilgili değil, ne yapmak istemediğinizle ilgili de size çok ciddi anlamda katkı sağlayacaktır. Benim çünkü emin olun, üniversiteye gittiğinizde aslında ne yapmak istediğinizi bilmeyeceksiniz. Dolayısıyla mutlaka kendinizi farklı dallarda, alanlarda test etmeniz gerekiyor. Kraft Foods'a başladım. Kariyerime baktığınızda aslında şöyle göreceksiniz. Kariyerim benim birazcık daha sürekli yukarıya doğru gidiş değil, aslında biraz daha uzmanı olduğum alanları genişleterek daha yatay bir gelişim süreci oldu. Daha sonrasında ben belli pozisyonlarda yükseldim. Ve milyon tane hata yapmış bir insanın hikayesi diyelim ve başlayayım. Benim annem 1988'den beri San Francisco'da yaşıyor. Eski devlet ressamlarından. Türkiye Cumhuriyeti o zaman sergi açması için Amerika'ya yollamıştı ve orada kaldı. Ben babamla birlikte büyüdüm. Liseyi bitirdikten sonra Ankara'da Yükseliş Koleji'nde ilk mezunlarımdanım, Söğüt Özü'nün. 9 yaşındayım. Amerika'ya gittim ben de. Ama orada okumak istemediğime karar verdim. Çünkü ailemin politik görüşü, Atatürk düşkünlüğü, Cumhuriyet düşkünlüğü, ben dedim ki mutlaka ve illaki ODTÜ olacak. Dolayısıyla geri dönmeye karar verdim. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ne girdim. Sınava hazırladım. Ben hazırladım. Tabii şöyle hatalarla başladı benim kariyerim. Benim babamın arkadaşları hep maden mühendisleriydi, topograflardı. Belki medya basında ismini duyduğunuz Adnan Polat'ın babası benim babamın yakın arkadaşıydı diyebilirim. Dolayısıyla hep şöyle büyüdüm. Eğer bir jeoloji mühendisi olursan petrol kuyusunda 20 bin dolar aylık maaş kazanabilirsin. Günün sonunda şöyle bir şey oluyor. Yani isteklerinizi takip edin, okey. Ama şundan emin olun, istekleriniz siz büyüdükçe zamanla değişecek. Yani bugün ne istediğinizle bir sene sonra, üç sene sonra, beş sene sonra ne istediğiniz emin olun aynı olmuyor, tecrübeyle sabit. Şimdi dediğim gibi önce rehber olmak istiyordum. Sonra işte ben lisesine gittim. Dedim ki yok, ben kesinlikle doktor mühendisi olmayacağım. Uluslararası ilişkiler okuyacağım. Neden? Diplomat olacağım işte. Hala dünyayı gezme var kafamın bir tarafında. Diplomat olacağım diye işte uluslararası ilişkilere girdim. Ama yanlış bir gerçek polis mühendisi özel okul ve özel sektöre eleman yetiştirdiği için hiç öyle diplomatlıkla falan alakası yok. Diplomat olacaksınız arkadaşlar. Ankara Üniversitesi'ne gideceksiniz. Mülkiyeli olacaksınız. Oradan diplomat olacak. Onu söyleyeyim.
Ondan sonra tabii diplomalı olmayacağımı anlayınca ne yapacağız? Şimdi şöyle bir şey var. Koç Üniversitesi'nde o zaman işte burslu var. Burslular böyle %25-50-70 öyle şeyler yoktu. Ve çok az sayıda burslu öğrenci alıyordu. Şimdi benim üniversitedeki puanım yüksek olduğu için derecemi... Ne yapayım, ne yapayım derken dedim ki ya bu nasıl olsa Türkiye'ye de gidecek. Bir gün IBM PC. Buna Türkçe nasıl yapacaklar? Şimdi babama sordum, birkaç arkadaşıma sordum. Türkiye'de var mı diye, yok dediler. IBM'deki bir iki tanıdık insana sordum. Onlar dediler ki vallahi bize bir tane IBM headquarters'tan şey yolladılar, PC. Ama böyle duruyor, bu bir oyuncak dediler. O zamanlar ufak bilgisayarların büyüklerin yerini alacağını pek düşünemiyorlardı. Bizim o zamanki bilgisayarlar, esasında bilgisayar adı da yoktu. Ona elektronik beyin diyorlardı o zamanlar. Valla şu sahnenin yarısı kadar böyle bir dolaptı yani bizim okuldaki ufacık bilgisayar ki benim telefonumun sanıyorum %1 kadar filan kapasitesi vardı. Evet. Geçen sene seçim zamanı burada. O zaman sizi kapanış videomuzla baş başa bırakıyoruz. Seneye